Elif, yine mi tarlaya çıktın sen? Kızım ben sana ne dedim? Hı? İyice azmış hastalığın senin. Bakmıyorum sana. Önce git kocanı getir buraya. Gelmez kafede. Gelmez. Kahvede öyle mi? O zaman ben ona giderim. Aman yapma doktor hanım. Bir dur. Ersun Hanım. Bir dur. Ne olur bir dur doktor hanım. Mustafa, bize de çay bırak. Hemen geleyim. Ablayı da çağırın. Ya azıcık bekle. Cemal, çık dışarı. Çık çık çık. Çık dışarı. Sizin de oyununuz kurusun. Elif, gel. Gel. Göster ellerini. Gel kızım, gel. Bu eller ne? Ha? Bu eller ne? Ya doktor hanım, kusura bakma. Biz burada arkadaşlarla... Bana bak Cemal. Bana bak. Sen bu kızın aşkı için deli danılar gibi böyle böyle ağlamadın mı meydanda? Ha? Bu kızı ailesini reddedip kaçmadım sana. Konuşsana, konuş. Kaçtı doktor hanım. Kaçtı, kaçtı değil mi? Kaçtı. Bu eller ne? Ha? Sen böyle mi seviyorsun kadını? Estağfurullah doktor hanım, ben çok seveyim karımı. Ya kusura bakma. Benden değil. Benden değil Cemal. Ondan özür dileyeceksin. Cemal, bak sana açık açık söylüyorum. Eğer böyle devam ederse parmaklarını kesmek zorunda kalacağız. Sen ne diyorsun doktor hanım? Ne parmak kesmesi? Bitti. Bundan böyle tarlada sen çalışacaksın. Yemekleri de sen yapacaksın, bulaşığı da sen yıkayacaksın. Seni bir daha kahvede görürsem... yakarım. Cemal, yaparım. Biliyorsun. Söz doktora. Söz verin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Ben Cemal, sen ne hallere düştün oğlum? Doktor da doğru değil Cemal. Biraz söz dinleyeceğiz seninle. Söz verdim. Parmakları kesilecek öyle mi? Bayağı iyi attınız. Gel canım seninkini bulalım. Şimdi bunları bütün tahlillerini yaptırıyorsun tek tek. Bak bunu özellikle yaptırıyorsun. Tamam mı? Yaptır. Sonuçlarını al gelsin. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu Meryem'in fiyatını öğrenebilir miyim? Ay size bedava. Yani size derken kamuya, herkese. Efsun yapıyor. Efsun. Aslında siz ben de... Siz buralı değilsiniz. Nereden bildiniz? Binnur bilir. Bu hikayede Binnur siz oluyorsunuz galiba. Ta kendisi. Tahmin edeyim. İstanbul'dan geliyorsunuz. Binnur Hanım. Yine doğru tahmin. Ben de çok sık gidiyorum İstanbul'a. Yani gidiyorum, geliyorum. Kardeşlerim orada da. Çoğunluğu oraya taşındı. Aslında biliyor musunuz ben hemen yarın bugün taşınırım da Efsun ikna edebilsem. Efsun? Efsun'un en yakın arkadaşı ve asistanıyım. Asiste ediyorum onu. Bir nevi sağ kol. O zaman ben doğru kişiyle konuşuyorum. Efsun Hanım'la çok önemli bir konu hakkında görüşmem lazım. Konu neydi? Önemli bir mesele. Ve acil. Binnur Hanım. Hı. Acaba rica etsem sizden benim için küçük bir ayarlama yapabilir misiniz? Ayarlarım. Araya sıkıştırırım sizi. Sıkıştırın. Lütfen. Teyze amcacığım geçmiş olsun. Tamam mı? Hadi iyi bak kendine gel. Gel babacığım gel. Gel. Sağ ol. İyi günler. Teşekkür ederim. Binnur. Hey maşallah. Hey maşallah. Ne oluyor Binnur? Efsoş. Yüzündeki anlamsız tevessümün farkında mısın? Ben yapmıyorum şu anda, kendi kendime alayım. Yine yakışıklı birini mi gördün? Yakışıklı değil Efsoş, civan civan. Erik gibi. Erik ne kızım? Sulu sulu, diri diri, kütür kütür. Adama 3 saniye bak, ahlakı bozulur. O derece.
Takım elbiseli mi? Nereden bildin? Hadi sen çapkınlığa devam. Benim işim gücüm var. Dur ya, kendime değil. Sana beğendim. Ondan bu kadar heyecanlandım. Biliyorsun ben yakışıklılardan hoşlanmıyorum. Ya tarzım değil. Zaten sana gelmiş. Bana mı gelmiş? Hmm. Hasta olmasın, çağır adamı. Hasta değil. Önemli bir şey konuşacakmış. Sen de. Damat gibi giyinmiş. Bilmiyorum artık. Ne acaba? E tabii nasip kısmet bu işler. Binur, sana ufak bir sualim var. Merhemimden aldı mı? Evet, ne olmuş? Aldı. Aldı. Aa! Ya, ya ilaç firmasından. Ay! Girebilir miyim? Maalesef sıranı bekleyeceksin. O kremden de bir taneden fazla alacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Patent matent vermiyoruz kimseye. Ya bir dakika, ben ilaç firmasından falan gelmedim. Efsun Hanım, bakar mısınız? Efsun Hanım, bakar mısınız? Efsun Hanım, Efsun Hanım, Efsun Hanım, Efsun. O ne ya? At mı o? Alo. Muayenehanede bulamadım. Ev adresini verir misiniz? Şile baksın. Size ulaşmak ne zormuş Efsun Hanım. Haydi abi, çok sıcak, haydi. Ne oluyor burada? Parti mi veriyorsunuz? Aşağı köyde düğün var. Yemekleri, çeyizleri biz karşılıyoruz. Aa, ne güzel. Siz bugün muayenehanemdeydiniz. Konu neydi?
Konu anneniz. Benim annem yok. Siz yanlış yere geldiniz. Beni Pervin Hanım gönderdi. Sizi almaya geldim. Siz kimsiniz? Annenizin şoförüyüm. Kendisi İstanbul'da ve önemli bir konu hakkında sizinle görüşmek istiyorum. Çok önemli. O annem olduğunu söyleyen kadın beni yolda görse tanımaz. 12 yaşımdan beri görmüyorum ben onu. O yüzden benim için çoktan öldü. O çok önemli meselesinde alsın. Efsun! Ya bakırları almayı unutmuşuz. Ben hemen alıp geleyim kızım. Ha, merhaba. Siz Ferdi Bey'siniz galiba. Evet. Ben Emir. İstanbul'dan... İstanbul'dan geldi babacığım iş için. Ha. Beni de ziyaret etmek istemiş, bir merhaba demek istemiş sağ olsun. Emir benim. İlkokuldan sınıf arkadaşım. Ya. Ha. Sen de tanıyorsun o zaman. Şimdi hatırladım. Tufuldu bu ya. İyiymiş. Bir kocaman adam olmuş vay. Mavişe bak sen vay. Vallahi. Dürüm getirdim size. Göz hakkı. Dürüm. Ben sizinle de tanışmak istiyordum. Ya. Aslında ben... Emir bak biz ne yapalım biliyor musun? Biz gidelim bakırları alalım. Bir çay kahve içelim. Eski günleri yad ederiz. Vallahi. Hem dürümümüzü de yeriz, konuşuruz, tabii. Şey yaparız. Tamam biz gidelim. Tamam gel canım. Emir gel. Ferdi Bey memnun oldum. Ben de. Hoşça kal Gündür. Gündür çantam çantam. Ferdi amca gördün mü? Adımı hatırlıyor. Gündür unutulmaz diyebilir miyiz? Bence deriz. Vallahi deriz. Deriz yani. Getiriyorum. Pervin Hanım'a selamlarımı ilet. Hiçbir güç beni onunla görüştüremez. Hadi sana el işler. Bir saniye dinler misin? Bak bunca yıl sırf seni almak için geldim. Ben bunu Pervin Hanım'a açıklayamam. Kovar beni. Kovulurum. İşten kovulmamı ister misin? Geliyor musun? Ne sandın? Cazibenle iki dakikada beni ikna ettiğini mi? Beni çarşıya atıver. Oradan da çevre yoluna çıkarsın. Yakın hemen oradan. Sonra sen yoluna, ben yoluma. Hadi. Ne? Emniyet kemeri. Çarşı çok uzakta değil. Merak etme çok benzin yakmazsın. Çok pis azar yiyeceğim senin yüzünden çok. Bence sen ne yap biliyor musun? Patronunu değiştir. 12 yaşından beri görüşmüyorsanız bir nedeni vardır. Onun da nedenlerini dinlesen ne kaybedersin? O kadar bencil bir kadın ki. Kendisi aramak yerine bana şoförünü gönderip utanmadan bir de ayağına çağırıyor. Arasa konuşacak mıydın? Konuşmayacaktım. Gerçekten çok mantıklı duyuluyorsun şu an. Sen ne ukala şoförsün ya? Hem biz seninle ne ara senle ben ne olduk? Ha o biraz önce oldu. Beni babana ilkokul arkadaşın diye tanıştırınca. İstersen size dönebilirim hemen. Yani isterseniz Efsun Hanım. Kalsın. Geldik. Kenara çeker misin diyeceğim burada. Pervin Hanım'a beni bulamadığını söylersin. Tamam? Hadi eyvallah.
geldiniz doktor hanım. Buyurun bir kahvemizi için. Hoş buldum, hoş buldum. Doktor hanım hoş geldiniz. Ne merhaba. Haber? Sağ olun. Hoş geldiniz doktor hanım. Hoş buldum. Siz hemen şu ensemdeki beni alsanıza ya. Kaldır popunu da muayeneye gel. Çay içerken mi bakacağım? Nilüfer ne haber? Hoş geldiniz Efsun hanım. Buyurun çay kahve ikram edeyim. Sonra çeyiz bakmaya geldim sonra. Hoş gelmişsin doktor hanım. Çeyiz bakmaya geldim ben. Hayırlı işler. Sağ olasınız doktor hanım. Bayağı seviliyorsun burada. Ay yok artık. Sen hala burada mısın? Buraya kadar geldim bir çay bile ısmarlamadın. Antepliler misafirperver diye biliyordum ama sen değilsin galiba. Vazgeçmeyeceksin değil mi? Vazgeçmek pek bana göre değil. Alışverişim var. Bekle sen içersin çayını. Hoş geldiniz Efsun Hanım. Bekleyelim bakalım. Hoş buldum. Çeyizlik bakıyorum. Birkaç eksik kalmış da onları halletmeye geldim. Bunlar da yağdanlıktır. Onlar da çok güzel. Yağdanlık değil mi? Evet. Hmm. Güzel. Bu da olsun. Tamam. Misafirperver değilmiş deme diye. Bu ne böyle ya? Alaaddin'in sihirli lambasına benziyor. Pervin Hanım'ın ihtiyacın olacak, o yüzden aldım. Eğer benimle gelirsen olmayacak. Çaylar buranın. Al bakalım. Teşekkür ederim. Doktor hanım, paketleriniz birazdan hazır olacak. Hayırlı uğurlu olsun bu arada. Allah bir yastıkta kocatsın. Çayı da beleşe getirdim. Doktor hanım, esnaf olarak size bir hediye getirdik. Kabul edin lütfen. Ne hediyesi? Nereden çıktı? Çeyiz için Efsun hanım. Çeyiz? He, size layık değil ama kusura kalmayın. Çam sakızı çoban armağanı. Damat da çok efendiymiş. Damat? Dayı evlenilermiş. Çeyiz? Bekir! Ama gücüme gitti. Gel buraya gel. Niye öyle bıraktın gittik işte? Ne yapıyorsun sen? Ha? Ne yapıyorsun? Haber istiyorsan git köydeki düğünü çek. O kim? Gazi Antep gazetesinden Bekir. Bana bakın. Bu adam benim nişanlım falan değil. Öyle yalan yanlış dedikodu yaparsanız sizi yakarım. Haberiniz olsun. Ben niye bu kadar sinirlendin ki? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ay sen bilmiyorsun bunları. Ben artık ne dersem diyeyim onların gözünde seninle evliyim. Bitti. Yarın bütün şehir duyar. Geçmiş olsun artık. Yakıştırdılar herhalde. Şaka yapıyorum. Yapma şaka. Paketler hazır doktor hanım. Buyur. Ben mi taşıyacağım? Sen taşıyacaksın. Şoför olan sensin. Yürü hadi yürü 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 yürü. Doktor hanım. Hoş buldum abicim. Ay ne güzel şeyler var yine ya. Bu ne? Çok güzel. Hayri abi bunu hemen paketle. Tamam doktor hanım. Ay bu ayna harika. Bunları da. Tamam sarıyoruz. Paketleyelim. Ne kadar zarif. Gelmiyorum ben ya. Boşuna uğraşıyorsun. Pervin Hanım da çok meşgul herhalde. Gelemediğine göre bana şoförünü yollamış. Annen yoğun bakımda o yüzden gelemedi. Ölüm döşeğinde. Seni son bir kez görmek istiyor. Şu an görmek istediği tek insan sensin. Ona en yakın olan kişi.
Kendini vicdanını da atlatmaya çalışıyor. Ama artık çok geç, kusura bakmasın. Bunları paketleyelim abicim. Tamam, hemen paketliyorum. Beni çiftliğe geri bırakır mısın? Rica etsem. Nesi var? Ölüm döşeğinin dedin ya, nesi var? Her şeyi sana kendisi anlatmak istiyor. Sen 12 yaşından beri hiç görmedin mi anneni bir kez bile? Bu son şansın olabilir, biliyorsun değil mi? Böyle bir anneyle şanssız olmuşum zaten. Bak, annenin vicdanını rahatlatmak için seni son bir kez görmek istiyor olabilir. Belki haklısın, anlıyorum. Peki ya senin vicdanın? Ne olmuş benim vicdanıma? Bak, bu sadece onun için değil. Senin için de son bir şans. İçindekileri söylemen, sonradan pişman olmaman. Yani vicdanını rahatlatman için son bir şans. Öyle düşün. Ben de rahatlayacak bir vicdan bırakmadı. Buraya kadar zahmet ettin. Yoruldun. Kusura bakma. Ama ben buradan kalkıp onu görme İstanbul'a gelmem. Tanıştığıma memnun oldum Emir. Ben de. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben biraz daha buralarda olacağım. Belki fikrin değişir diye. Niye değişsin ki fikrim? Sanki içinde bir yerde gelip annenle vedalaşmak istiyorsun ama gururun engel oluyor bence. Kaçıyorsun. Kaçmak? Ben hiçbir zorluktan kaçmam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.